Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Videolarımı da izledikten sonra beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Bugünkü modelimiz şöyle güzel krem rengi. Ben lif ipinden başlıyorum ama yelek yapılabilecek bir model. Yelek etol şallarda kullanılabilir. Hatta astarlı olarak bebek battaniyelerinde de kullanabilirsiniz. Krem rengi iple başlayacağım. Şöyle bir tığım var. Yakından göstereyim. 3 numara örgü tığım var. Güzel tığ işi örgü bir modelimiz. İnşallah siz de beğenirsiniz. Hadi hep birlikte başlayalım. Evet arkadaşlar, modelimize önce zincir çekerek başlıyoruz. Modelimiz 6 ve katları zincirden oluşuyor. 2 tane de yanlara boş ilmek olarak kullanırsak ona göre ayarlayacağız öreceğimiz örgülere göre. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20. Eğer zinciriniz fazla gelirse alttan kesebilirsiniz. Hiçbir problem olmaz. 21, 22 tane ben alayım. Şimdi ilk sırada üzerine ip alarak şu şekilde hemen yandaki ilmekten değil bir sonrakinden şu şekilde yarım trabzanla başlıyoruz. Bu sırayı komple sıra sonuna kadar böyle yarım trabzanlarla dolduracağız. Şöyle ipimi aldım tığın üzerine, alttaki zincire battım ve yarım trabzan yaptım. Bir sonraki zincire yine batıyoruz. Böyle bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Eliniz çok sıkıysa biraz daha kalın tığ kullanın. Gevşek olması daha güzel duruyor bu modelde. Özellikle yeleklerde ve etol şallarda çok güzel giden bir model. Benim hoşuma gitti. Sizinle de paylaşmak istedim. Kaç tane yaptık? 4, 6, 8, 10, 12, 14. 15'i de yapalım. On yedi, on dokuz, yirmi. 3 örnek başlayacağım. 6, 12, 18. Yanlarda da birer tane bırakırsam 20. 20 sık iğne bana yetecek. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi zincir çekerek arka tarafa döndürdüm örgümü diğer tarafa. 5 defa tığıma ipi doluyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Şöyle göstereyim. Bir, iki, üç değil, dördüncüye atacağız. 3 tane boş bıraktım. Evet, tığıma 5 kez doladım. 3 tane şöyle trabzan atladım. 4. trabzana hemen bir uzun trabzan yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 defa da kapattım trabzanımı. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kez doladım. Bir yanındakine. İlkini tek olarak çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 2 tane trabzan yaptık yan yana.
Bir tane daha yanına yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kez doladım. Hemen bir sonraki trabzana battım. Ve ilkini tek olarak alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 defa da kapattım. Şimdi aynı işlemi şuradaki boşluğa yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 kez doladım tığıma. Şuradaki ilk trabzandan başlıyorum. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 defa da çektim. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 5 kez doladım tığıma. Bir yanındaki boşluğa hemen şuraya. Bu araya da 3 tane yine trabzanla dolacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kez doladım. Bir tane boşluğumuz kalmıştı. Bunu doğruya batıyoruz hemen. İlkini tek çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet, bu şekilde tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5. Bir sonrakine geçiyoruz. Şimdi yine 3 tane boş bırakacağım burada. Şurada gördüğünüz gibi 1, 2, 3 bıraktım. Dördüncüyü. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Bir, iki, üç, dört, beş. Aynı şekilde yine 7 defa da bir trabzan. Uzun bir trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bir yanına 3 tane bu tarafta, 3 tane diğer tarafta yapılacak. Toplam 6 trabzandan tamamlanmış olacak. Şimdi 3 tanesini buraya yaptık. 3 tanesini de şu araya yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Şu ilk zincirin trabzanın tepesine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 de kapattım. 3, 4, 5 kez doladım. Ve şimdi bir yanındaki trabzana battım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 de kapattım. Son bir tanemiz kaldı. 4, 5. Bunu da şu aradaki tek kalan boşluğa hemen yapıyoruz burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. İkinci örneği de yaptım. Model böyle devam ediyor. Bakın arkadaşlar, çok güzel. Pufuduk pufuduk şöyle güzel oldu. Şimdi ben bir tane de buraya yapacağım. Sonra bir sonraki sıraya geçmeyi beraber yapalım. Evet, sıra sonuna geldik. Şimdi sıra sonuna gelince bir tane şöyle trabzanla kenar yapacağız. 1, 2, 3 kez doluyorum burada. Hemen şu ilk baştaki zincirin içine batarak 1, 2, 3, 4, 5. 5 kez yeterli kenarlarda şöyle. 1, 2 zincir çekerek hemen diğer tarafa çevirdim. Yine üzerine ip alarak sıra sonuna kadar yarım trabzan. Şurada gördüğünüz her ilmeğe batarak her trabzanın tepesine birer tane yarım trabzan yapalım.
Gördüğünüz gibi gayet güzel bir model oldu. Benim çok hoşuma gitti. Dediğim gibi battaniyelerde de her sırasını bir renkte yapabilirsiniz. Bunu bir renk, bir sonrakini bir renk ve astarlı kullanabilecek bir model. Bu sırayı bitirelim. Bir sonrakini de yine birlikte başlayalım ve videomuzu sonlandıralım. Sonuna kadar geldik. Ve yine zincirin içine bir tane. Bunu da kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 zincir çektim. 7 zincirden sonra arkaya çevirdim. Şöyle diğer tarafa. Şöyle tutarak 1, 2, 3, 4, 5. 5 kez tığıma doladım. 3 tane atlıyorum burada. 1, 2, 3. Pardon, şöyle hemen. 1, 2, 3 atladım. 4.'ye. Şuraya net gözüküyor herhalde. Yine ilkini tek olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 defa da kapattım. Bu sıranın da başlangıcı böyle. Yine 3 tane bu tarafa, 3 tane de bu tarafa tekrar yapacağız. Şuradan modelimiz böyle devam edecek. Evet arkadaşlar, ben sizin için şöyle biraz büyük bir parça başladım. Şöyle göstereyim. Gayet güzel. İki tarafta aynı model olan. Şöyle. Modelimiz böyle devam ediyor. Yapacağınız şeye göre, ölçüye göre battaniye mi yaparsınız, yelek mi yaparsınız, ne örecekseniz ona göre zincirinizi çekersiniz ve modelleri başlarsınız. 6 ve 6'nın katlarından oluşuyor. Örneğimiz, siz de ona göre ayarlarsınız yapacağınız şeyleri. Evet, bugünkü videomuz bu kadar. İnşallah siz de beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.